Herkese merhaba, hoş geldiniz Kaptan Panda'ya. Bu garajı artık tanıyorsunuz ama biz yeni giriş yaptık. Car Mechanics Simulator oynayacağız. Nedir ne değil daha çok biliyorsunuz. Hani birçok kanalda zaten yaptı, bitirdi bile hatta ama ben onu yeni alabildim. Hani yaz yaklaştı artık iş güç ve hani yoğunluk biraz boşaldığından ötürü. Biz seriye de başlayalım dedik. Merak ettiğim serilerden bir tanesiyle başlayayım dedim ben de. Aldık başladık işte. Yani kısa kısa bölümler yapacağız. Amacım kendi arabamı alıp hani sıfırdan bir wheeler dealer mantığıyla hani yani varmış daha doğrusu ben orayı hiç görmedim de kendi aracımı alıp hani yenileyip tekrar satışa koymak doğruyu söylemek gerekirse. Tabii ki biraz bakındım ben oyuna. Bu benim oyunu yani yaklaşık 3 saat gameplay'im var sadece. Ya yani ben de oyunu sizle birlikte öğreneceğim. Başlayalım bu arada bir yandan da boş boş izlemeyin. Sway boyamız değişecek. Link abi bu arada direktman şeye göndereyim. Lifter'a göndereyim arabayı. 3 saat gameplay var sadece. Nasıl oynanıyor, nasıl çalışıyor? Hani onları öğrenmek adına sadece oynadım diyeyim. Size birlikte işte tekrar sıfırdan new game zaten görmekte olduğunuz üzere experience'im yok. 2000 ile başladım. Sıfırdan başlayalım bakalım. Ne yapacağız? Sway bar zaten ben şimdiye kadar aldığım kadarıyla önce bir şey sökmemiz gerekiyor. Final sökmemiz gerekiyor. Diski sonradan söyleyeceğiz. Böyle işte. Bakalım. Yavaş yavaş bir yerden sonra artık önce ummanı sökeceğiz, özür dilerim. Gerçi bu direkt çıkıyor değil mi ya? Aa doğru. Aynen. Sway barımızı direkt değiştirelim. Diğer işe geçeriz. Bu neydi? Link A. Bu arada diğer işi de alalım biz. Hangisini alayım? Hangisini alayım? Şu biraz daha kolay gözüküyor. Ay ay ay. Araba enleme serilerini takip eden, seven bir kişi olduğundan dolayı oyun zaten ilk çıktığından beri benim ilgimi çekiyordu ama dediğim gibi bir türlü fırsat olmamıştı. Hani eski serilere göre de bayağı geliştirildiğini... Buydu değil mi? Aa evet. Front near, evet. Başlayayım dedim. Bir süre oynayacağız işte. Hani çekmesem bile şunu aradan çıkartayım da. Bir süre buradan eğlenmeye çalışacağım. Seri çekmesem bile zaten bol bol oynarım gibime geliyor. Bayağı gelişmiştir eskilere nazaran. Hayda. Ha ben çıkartmamışım değil mi şey rumanı? Bakayım. Ne eksik? Ha direkt diski çıkart. Benim de onu niye böyle oldu ya? Fermiyemize takalım. İftar yapıyoruz böylelikle. Bu hem bunları çaprazlama tak derdi. Lastik değişimi bilenler varsa daha iyi oluyor mu bilmiyorum da. Daha güvenilir oluyor herhalde. İlk arabamız yanılmıyorsam, özür dilerim yanlışa bastım. İlk arabamız tamam. İş yapıyoruz. İlk paramızı kazanıyoruz. 28 dolarlık bir karımız var. Az ama olsun. Bir yerden başlamak gerekiyor. Steering rack'i değiştireceğiz. Bunun için de lifter'a göndermeye gerek var mı hatırlamıyorum da alttaydı. Yanılmıyorsam tabii iki şeyde çıkacak. İki lastiği de çıkartmamız gerekiyor yanılmıyorsam. Aynen. Direktman lifter'a gönderiyorum o zaman. Soldakine gitsin. Bu arada ben bir iş daha alayım. Hızlı hızlı işleri almaya başlayalım da. Hangisini alalım? Hangisini alalım? Bütün motor arızalarına götür diyor. Motor biraz uzun sürüyor yanılmıyorsam. Biraz daha basit bir iş alayım da ilk çekimimiz için. Onunla uğraşırız. Bu loading biraz uzun sürüyor arabanın gelmesi. Niye bilmiyorum ama yani biraz hızlandırabilirler. Bakalım neler değişecek. Aa çok basit. Sway var. Biraz öncekinin aynısı. Bunu da direktman lifter'a gönderelim. Şimdi öncelikle bütün lastik aksanını çıkartmamız gerekiyor yanılmıyorsam. Daha önce yapmış mıydım steering rack? Steering rack yapmamışım daha önce. 3 saat oynamıştım. Benim 3 saat oynadığımda en yani bundan önceki oynadığımda beni en çok zorlayan bütün motor bloğunu söküp motor haznesini değiştirme işi gelmişti. Hani sonra da 3000 dolar gibi bir paraya mal olmuştu. Hani müşteriden almıştım diyeyim. Yani bir dakika. Göremiyorum. Aksı çıkartacağız. Şimdi. Af, benim dondu ya. Ha hiç gerek yokmuş ya. Ben boşu boşuna söküyorum bir tane bir eksi parçayı.
Tabii sonuçta motor uzmanı değilim maalesef. Evet, gereksiz sökmüyormuşum bu arada. Yanlış parçayı söktüm yine. Evet, ne kadar noob olduğumu böylelikle keşfettiniz siz de. Şu an utanıyorum, çok utanıyorum. Hızlı hızlı sökelim. Çıkarmada bir sıkıntı yok efendim. Biraz daha zorlayıcı yapabilirlerdi mi? Gerçi ben daha diyeceksin, sen daha burada sıkıntı çekiyorsun. Ya bu benim frenleri sökmeye gerek var mı ya? Hiç yokmuş ya. Ben niye boşu boşuna söküyorum onları her seferinde ya? Boşu boşuna zaman harcıyoruz şu anda. Stick... Aa. Lifter. Bir kat daha çıkacak. Ben bu arada bu arabanınki sol tarafta mıymış, sağ tarafta mıymış onu bir kontrol edeyim. Sağ tarafta bu lastiği de sökeyim. Bunların jantları aynı mıydı ya? Bir dakika. Jant. Diğer jant nerede? Bez 2. Yanlış arabaya takmayalım. Neyse şunu bitireyim de. Hop. Steering'i. Şunu bitireyim aynen. Ondan sonra ona geçeyim. $800. Herhalde bu müşteriden en az 1200-1300 dolar alacağız gibi gözüküyor. Şimdi. Nereye takacağız? Aa, seçmeyi unuttum tabi önce. Göremiyorum. Ha. Şuradan kestim hemen. Arabayı indirip yapsam sanki daha kolay olacak gibime geliyor ya. Şöyle. Aynen ben bu arabayı indireyim en güzeli. Açıyı yakalayamıyorum çünkü. Şöyle şuradan bağıntısını yapmadım. Oturdu bağlayalım. İyice sıkalım. Ah, frenimizi takalım. Bunları boşu boşuna söktüm ya. İş oldu. Neyse. Böyle böyle tecrübe ediniyoruz işte. Zaten direktman kendi arabamızı yapmaya izin vermezler. Şöyle hemen bağlayalım. Hop hop hop. Bu lastik tamamdır. Diğer lastiğe geçiyoruz. Diğer tekere geçiyoruz. Neyim. Terimleri yani dediğim gibi motordan arabadan pek fazla anlayan bir insan değilim. Hani temel bilgiler sadece. O yüzden bazı kısımlarda saçmalarsam ya da yanlışlar söylersem kusura bakmayın. Zamanla öğreneceğiz zaten inşallah. Neyi unuttum ben burada? Tabii ki sway bar'ı unuttum. Şu gereksiz olanları da bir satayım diyeceğim de zaten şu an fazla bir şeyimiz yok. Başka bir şey daha unuttum. Aksı unuttuk. En önemli parçayı unuttuk. Ondan sonra tekrar takmaya çalışıyoruz. Basic. Yani bu jantı çok kötüymüş aslında ya. Ama müşteri istemedi. Yapacak bir şey yok. Zaten fazlası para ödeyecek bize. Bu iş tamam. $1600. Çok iyi. Ne kadar geldi. Sağlam bir paramız oldu. Şimdi direktman bu lastiği hızlıca sökelim. Bu başlangıçta bu tek tek bu ayak işleri ulaşmak için sıkıcı. Sanırım yanılmıyorsam şu an toolbox'ta gördüm. Ben neyle çektim? Ha. Bu gerçi tekeri çıkarmadan sökülüyor muydu acaba? Hiç denemedim ya. Nasıl sökülecek? Her neyse. Bu şurada gördüm. Yanılmıyorsam tabii kaç istiyor? Upgrade puan istiyor. 1000 XP. Yatırmamız gerekiyor. Çok iyi olabilir çünkü cidden zamandan kazandıracak bir şey baya. Hangi parça alacaktık? Link A. Front end link A. Bir dakika. End link A tabii doğru. Zaten tek parçaymış o ya. Hop. Yanlışlıkla bastık. Alalım. 29 var. Fazla para kazandırmıyor bu işlem ama en azından bir süre bizi idare edecek. Express spawn pointler önemlidir. Şöyle hemen takalım. İyice sıkalım. İyice. Lastik takımında aklınızda bulunsun. Hani böyle yarım yarım bir şey yapıp hani dengeli bir şekilde takmak her zaman daha iyi olduğu söyleniyor. Tabi çaprazlama falan böyle hani belirli şeyleri var ama yani inşallah yolda kalmazsınız benzer bir şey yüzünden. Yağ değiştirme
Bunu ayak altına kalmasın mı ya? Nereye koyalım bunu ya? Şöyle lifter'lara yakın olsun. Ah, parça tamiratı. Aa, bunu biraz önce görmemiştim ben. Repair table. Burada ne yapıyoruz acaba? Her neyse. Elimizde iş kalmadı. İki tane daha iş alalım. Ondan sonra bitirelim. Zaten şu iş biraz uzun süreceğe benziyor. Motor arızalarının tamamını kontrol et diyor. Yani motor sorunu genelde sıkıntı yaratabiliyor. Önce biraz daha kolaya gidelim. Yolda pek bu da büyük ihtimal sıvayı barlarla ilgili bir arıza çıkacak. Hadi gel gel artık gel arkana. Evet bakalım nelerini değiştirmek istiyor. Evet bu sefer arka tarafta sorunumuz. Hiç inmeden şöyle bakabilir miyim gibime bakış yapayım diyorum da. Aynen. Lifter'a çıkmamız gerekiyor. Bu sağa gitsin. Bari şu işi de alayım artık ya. Motor işi. Uzun sürerse de ondan sonra bitiririz ilk yayınımızı. Zaten kısa kısa bölümler yapmayı planlıyorum. Hani çok ekstra hani şey değil. Hatta aslında belirli bir seviyeye gelene kadar hani böyle ara ara çeksem de olur gibime geliyor. Hani sürekli size her yaptığım ayak işini göstermek pek mantıklı olur mu bilmiyorum. Hani diğer kanallar ne yapıyor? Hani sadece diğer kanal yaptı. Ben fazla oyun kanalı izlemediğim için. Neyse. Manifoldumuz da Forest Camp. Neyse bunu birazcık kurcalamamız gerekecek gibime geliyor. Bunu da left gidelim. Bu arada tekerin sökülmesi gerekiyormuş iç kısım için aynen. Zaten arabanın namusu gibi bir şey tekerden için zor şeylerde. Ama bu şey iyiymiş. Başka hiçbir parça sökmeye gerek kalmadan bunu çıkartabiliyor olmamız. Bu taraftakinde bir sorun var mıydı? Yok. Şöyle arkasını dedim evet 26 dolarlık zaten basit bir işte hemen aldık bitirdik. İş geldi bu arada aslında bu taraftaydı hop şöyle hemen takalım tamamdır hemen sıkıştıralım iyice. Bütün oyun şunlarla geçiyor şu anda resmen ya. Aa. Ayda. Bu işte tamamdır. Bu arabayı bir geçelim. Önce sorun neymiş? Manifoldumuz harbi çok çok kötü durumda. Bu direkt çıkıyor mu? Çıkmıyor. Neyi çıkmamız gerekiyor? Throttle. Gazı çıkartmamız gerekiyor. Ondan sonra direktman manifold sökebiliyoruz. Oo, çok fazla parçası varmış. Neyse kolay çıktı bu iş ya. Dediğim gibi daha öncekinde motor bloğunu komple sökmem gerektiğinden dolayı bu parçaların tamamını sökmem gerekmişti bir önceki oyunumda. Hani zaten ondan sonra yeter demiştim. Hani her şeyi söktüğümüzden dolayı zorlanmam diye düşünmüştüm ama inşallah yeni yeni şeyler çıkmaz karşımıza. Of. Derken bütün kayışları sökmemiz mi gerekiyor acaba? Dur şöyle şu açıdan biraz bakayım da. Sanıyorum bütün kayışları sökmemiz gerekecek. Şöyle aynen. Neyse çok çomazlıyım. Evet. Çok çomazlıyım. Söylemesem olmazdı. Ha direktman kayıt kayış çıkartabiliyormuşuz. Overstaying pump. Pump'umuzu da söktük ve tamamdır. Başka bir şey yok değil mi? Evet. Bir hemen malzemelerimizi alalım. Intake hangisiydi bendeki? Bir bakacağım özür dilerim. 4DI ile diğeri neydi? Power Steering Pump R4. Buydu. Ve Power Steering. Ayda. R4'tü. Evet. R4'ümüzü aldık. 115. İyi iyi. Malzemeler pahalılığına göre içlikten biraz iyi para alacağız gibi geliyor. Ne yapacağımı unuttum yine bir an. Ah, dandiyi taktım. Dur. Bunu iptal edemiyor muyuz? Edemiyormuşuz. Evet. Tekrar söküyoruz o zaman. Hızlı oynamayın. Benim gibi hatalar yapıyorsunuz. Şöyle manifoldumuza takalım. Ya çok fazla vidası var ya. Sık sık bitmedi.
başka bir sorun? Ha, şeyleri başka bir sorun var mı dedik. Bir ton şeyi takmayı unuttuk. Biraz açı değiştirmem gerekiyor yine. Şöyle. Sorgun daha rahat. Tam seninler. Germe. Hemen gelici ve başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey. Sanki bir şey söktüm ve takmayı unuttum gibime geliyor. Ha, aynen. Trollduğumuz tamam. Sanki yine aynı his var bende ama. Ha, aynen. Yine kemer. Şu an o histen yok sanıyorum. Ve aynen. Bir iş daha tamamladık. 760 dolar para aldık. Daha oyunun başıymış ya. İki araba daha yaparız herhalde gibime geliyor. Experience 1000'e ulaşamıyorum da neyse. Timing partlarla filtreler değişecek. Filtre değiştirme işi kolaydır. Önce bir kolay işe alın direktman. Of, bu loadingler beni kendimden aldı ya resmen. Niye böyle oluyor? Bir de diğer işi de ama önce ortadaki arabayı çıkartmamız çekmemiz gerekiyordu. Her neyse, bu bakayım burada neler değişecek. Yağ değişecek, yağ filtresi değişecek, fuel filtre değişecek. Tamam. Bunu direktman lifter'a alalım. Diğer arabayı da alalım. İki iş birden, yeni iş birden gelsin. Fazla beklemeyiz. Bu arabanın neresi var? Uf, aynısı ya. Su pompası. Ha, aynısı değil. Ha, aynı parçaları sökeceğiz ama bu sefer daha basit olacak büyük ihtimal. Aynen. Timing belt biraz daha altta oluyor. Kayışlar biraz daha altta oluyor yanılmıyorsam. Trigger kayışı mı oluyordu timing belt tam olarak ya, hatırlamıyorum da. Ya bu belt tension falan zaten direkt ama trigger kayışı dönemiyordu galiba. Serpentin'in ne olduğunu hatırlamıyorum da. Ya trigger kayışı bildiğiniz üzere subapların çalışmasına yani subapların nasıl desem şimdi onun ne gerekiyordu bu arada? Subapların düzgün çalışması için zaten o gerekiyordu yanılmıyorsam. Dediğim gibi tam fikrim yok ama subaplarda hani arabanın ileri gitmesini yani ateşlemeyi sanmak ateşlemesini sağlayan parçalardı. Yağ şuradan mı değişiyordu? Evet. Öncelikle var olan yağ dökmemiz gerekiyor yanılmıyorsam. Altına şey çeksemedik ya. Böyle direkt akıtıyoruz bunu ama. Evet. Mekanı kirlettik. Her neyse. Temizleyip sökmeme gerek var mıydı ya? Yoktu. Boşa söktüm ben yine. Yağ filtresini söktüm. Önce üst kısımdaki işleri bir halledeyim. Filtrelerimizin tamamını alalım. Of, iyiye basmayı unuttuk. Şimdi hava filtresi değişecekti. 11 dolar alıyoruz. Benzin filtresi 30 dolar. Oil filter R4 motordu. Bunu da aldık. Şimdilik başka bir şey yok. Komple bir alışverişimizi yaptık. Direktman gidip ben yağ filtremizi şöyle yine kendimi sokamadım tam olarak altına. %100 değiştir. Yağ panı kapatalım. Vida sıkmak. Şöyle. Tamamdır. Arabanın alt kısmındaki işlerimiz bitti. Bunu indirelim. Alamıyor muyuz hala şunu? Neyse. Engine. Ne yapacağımı unuttum. Evet. Hava filtremiz neredeydi? Ha, şu kapağın altındaydı hava filtresi. Şu klipleri sökmemiz gerekiyordu. Benzin filtresi de buralarda bir yerde olması gerekiyor değil mi ya? Bak unuttum, biraz oynamıştım buraları da. Hayda. Ha, gördüm orada, tamam. Neyse, hava filtresini biz alalım önce. Temiz bir filtreyle. Aa, şeyi niye söktüm ben ya? Çok gaza geldim. Sökmüşken hepsini sökeyim dedim galiba. Temiz filtremiz de tamam. Kapağını da kapatalım. Filtreyi de takalım. Burayla da işimiz bitsin. Şöyle uzakta niye seçemiyorum? Bu biraz kötü olmuş yani, kamera açılarına hükmetmek biraz sıkıntı yarattı bende, doğru söylemek gerekirse. İnce şeyler yapmamız gerektiğinde fazlasıyla tuşlara basıyorum bu arada, ben fark ettiniz yine bastım. Sıkıntı yaratabiliyor. Tamamdır. Bu işte tamam. 132 dolarımızı alalım. Aha, yağ koymayı unuttuk. Aynen. Bir eksiklik var diyordum.
Şöyle. Ah, dökelim. Aslında işte böyle hani bir indie tarzı bir şey olmasaydı, gerçek araba markaları falan olsaydı, bir de gerçek Amerikan klasikleri falan olsaydı en azından çok daha iyi olabilirdi. Ama olsun, bu ayda da güzel. Ya belki firma iyice buradan iyi olur, FM gibi bir şey olur. Ondan sonra alırlar başına yürürler. Biz de ilerleyen yıllarda çok daha iyi bir oyunla karşılaşabiliriz diyelim. Temennimiz bu olsun. Çünkü gerçekten zaman geçirmek için çok ideal bir oyun olmuş. Yani benim çok hoşuma gitti. Tüm parçaları satmamız gerekiyor galiba. Serpentin belde çıkarttık. Water pump. Tamamdır. Şimdi timing belt bunun altında cover olduğuna göre tabi. Timing belt bu arada trigger kayışı. Aynen. Şimdi şey yaptım. İlgileri, şu rumanları falan çıkartalım. Sök. Cover'ı çıkarttığımızda belte direktman sökelim. Dediğim gibi şu motor subaplarının çalışmasından motorun taşınmasına yol açıyor bu kayış. Bu kayışı 40.000 km'ye bir değiştirmek gerekiyor. Kendi arabamdan biliyorum. Koparsa yolda kalırsınız. Hiç kurtuluşu yok. Net söyleyelim. Timing belt, water pump ve belt tension alacağız. $35. Timing belt düzdü. Aynen. $120. Ve ne alacaktık? Water pump. Su pompası. Pump ne? V8 R4 ne oluyorduk yanılmıyorsam? Evet, R4'ü alıyorduk. Bunları hemen gidip takalım ve bu arabayı da yollayalım. ne? Kafam benim donuyor böyle belli zamanlarda ya. Hayda. Koruyucusunu takalım. Ve en sevdiğim şey geldi yine. Vidaları sıkmak. Bağlantı yapmak. Bu oyunu sırf bunun için oynuyorum. Yani inanın, yalan da söylemiyorum. Çok seviyorum. Bir experience ulaşan direktman şey yapacağım ya. İsterse garajı biraz geç açalım yani. Hiç. Gelmeyi aracına taktık mı ve yanılmıyorsam tamam. Aynen. Aha, serpentin belt takmamışız. Altta. Bu burma kemeri diyorlardı yanılmıyorsam. Bu kemerin Türkçedeki tam karşılığını bilmiyorum. Yani serpentin diyoruz hep ama hani burma kemeri diye geçiyordu. Zaten şey mekanizmanın çalışmasını sağlıyor yanılmıyorsam. Alternatör hani güç kaynağından hani elektrik enerjisini yanılmıyorsam hani şey elektrik enerjisini motora yönlendiren ana kemer gibi bir şey biliyorum, hani tam dediğim gibi bilgi yok, şimdi sıkıyor olabilirim, kusura bakmayın, hani araştırırız bir sonraki bölümde, onun hakkında da konuşuruz inşallah. Bu araç da tamamlandı, 4 iş bekliyor, bakalım kolay iş var mı. Motordan sesler geliyor diyor. Bir de yine steering ile ilgili bir iş. Bu büyük ihtimalle sway bar'ı değiştirme işi olabilir. Kolayını alalım. Birazcık zorlanmadan hızlı hızlı gidelim. Gelsin bakalım yine arabamız. Ay. Bakalım neyi varmış. Aynen. Yine hatta şu çöplerden bir kurtulalım önce. $250 daha oldu. Ne alacaktım? Swaybor Ending. O zaman hemen lifter'a gönderelim. Bu right lifter'a giderken biz de yeni bir iş alalım. Şu işi alalım. Yani inşallah motor bloğu sökmemize gerek kalmaz. Ama gerekirse de onu yapıp bitiririz artık kaydı diye düşünüyorum. Bakalım. Ustalık zor iş. Idler olur. Ha, bu biraz önceki şeydi. Şuradaki söktüğümüz parçaydı. Aynen. Roller. Bunu da o zaman left'e gönderelim. Soldaki kaldıraça gönderelim ve A parçası alalım hemen bir tane. İkisini de arda arda yapıp göndeririz. Çok basit işmiş ya. Ben boşuna panik yapıyorum ya bazı şeylerde. Öncelikle müşterimizi fazla bekletmeyelim. Gerçi ilk abi bekletme olayı hiçbir şey çıkmıyor. Şunları sökelim.
Tekerimizi çıkarttık. Tabii ben burada yine standart bir hata yaptım. Sorun hangi tekerde ona bakmadan direktman söktüm. Bundaymış. Şöyle kart. Hemen sök ve yenisini tak. Şöyle. Of. Bir şarkı markı mı söylesek ya bu işler sırasında? Ya bir çırak tutacağız. Çıraklık. Bizim usta da hep öyle yapıyordu. Veriyor çırağı, sık oğlum, sök oğlum. Geliyor bakıyor, kontrol ediyor sadece. Bunda bu sorun var. Tamam, yolla arabayı. Yaptım mı? Oyla. Gerçi şimdi hakkı var adam. Bütün zor işleri şey yapıyordu. Kimseye devretmeden kendi yapıyordu ama. Ay ay ay. Keşke benim de öyle bir imkanım olsa şu anda. 50 tane parça söktük düğüne ya. Aradan yapardık oğlum, ne olacak ya? Hayda. Ben hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum bu arada. Ben fazla konuşmuyorum, kusura bakmayın. Hani sıkıcı olmuş olabilir belki ama yapacak bir şey yok. Zaten oyunun şu anki temel şeyi bu yani. Hani, hemen bütün yayınlarda eminim böyledir. Çünkü yüzden konuşacak fazla bir şey yok şu konuda. Bitti galiba değil mi? Aynen. Bu işler güzel oldu. İlk 1000 experience'ımızı aldık. 1695 dolar da karımız var. İstiyorsanız burada bırakamayacağım tabii. İstiyorsanız diyorum ama cevap gelmeyeceği için kısa bir süre içinde gelemeyeceğine göre benim bir yerde karar vermem gerekiyor. Ya ben diyorum aslında kaliteye çalışmıyor diye. İşte bu uzun bir işe benziyor. Belamı arıyorum. Motor çalışıyor ama çok iyi değil diyor. Kayışlardan dolayı bir sıkıntı olabilir. Bir kayış sorunu olabilir. Bakayım. Ya of, tamam, bizim araba da yine aşırı derecede basit bir şey geldi. Bunu lifter'a çıkartmaya bile gerek yok. Şurada hemen fuel parter'ımız olur. Benzin filtresi. Benzin filtreleri çok Türkçe yazarsan tabii çıkmaz. Salak herif. Ayda. Benzin filtreleri kalitesiz benzinden dolayı özellikle hani zamanla tabii aşınması apayrı bir konu ama kalitesiz benzin koyduğunuzda aşırı derecede çabuk yıpranıyorlar. Biz bir kere olmuştu, başımıza gelmişti. Benzinliklerde satılıyor 5-6 lira. Şimdi belki 10 lira olmuş bilmiyorum ama depodan koyduğunuz benzin temizleyici vardı. Katkı maddesi. Benzin motora giderken tabii filtreden geçtiğinden dolayı filtreyi falan temizliyordu. Hani yakıt yollarını falan temizliyordu ve hani araba tekliyordu böyle. Gaza bastığınızda çok garip sesler geliyordu. Böyle araba bildiğiniz zorlanıyordu. Böyle ro yapıyordu işte. Onu koyduktan sonra bildiğin hani böyle soda içmiş gibi araba rahatlamıştı. Midesi rahatlamıştı resmen ve baya iyi olmuştu. Hani aklınızda bulunsun. Direktman hani paniğe gelmeden bir bulduğunuz ilk benzinliğe girip yani hatta hani Allah illaki arabada bir sorun olmasına gerek yok. Sık sık hani ara ara aslında koymakta fayda var. Tabii benzinli motorlar için bu. Dizel motorlarda yanılmıyorsam gerekmiyordu. Şimdi bizim yeni arabamızda Skoda Octavia dizel motor. Zaten hani böyle sıkıntılar daha başka sıkıntıları var diyelim. Camshaft neresiydi ya? Ben Türkçesini hatırlamıyorum bunun. Bir inceleyelim. Shaft dediği motorun için mi lan acaba? Crank millinin altında olabilir mi? Ayda. Dur, arka kısımda mıydı? Süspansiyonlardan değil. Şöyle bu tarafa geçelim. Camshaft neydi ya? Hatırlamıyorum. Bunu o zaman bir sonraki yayına bırakayım. Ben biraz araştırayım hem. İyi olur gibime geliyor. Yani ya galiba motorun içindeydi o ya. Değil mi ya? Bakayım. Aynen. Ben bir bakacağım yine aklımda kalmasın. Ben camshaft'ı motor içindeki parçalardan bir tanesi diye hatırlıyorum. Bir iş daha geldi, onu da alayım. Bütün motor arızalarını diyor neyse. Şu işi alacağım, onu sonraya bırakalım. Bir bakacağım yine bunun nesi varmış.
Akslar değişecek, değişecek. Yani, bu da biraz uzun bir iş. Bunu da burada kalsın. Olmazsa yine burada bitireceğim çünkü yarım saati geçtik yanılmıyorsam. Ya oldu. Bakayım. Evet, geçmişiz. Şöyle şu oil pene sökeyim. Yanılmıyorsam buradan mı gidiyorduk ya? Camshaft nereydi o ya? Bu ha, crankmış ya. Bakayım. Evet, camshaft. Abi bir dakika ya. Sakın sizlere ilgili bir şey mi acaba? Fren servosu. Intake. Bu neresiydi ya? Hayda. ABS'lerimiz burada. ABS modülleri. Gearbox viteslerimiz burada. Aksımız burada. Front süspansiyonlar. Sway barlarımız. Alternatörümüz burada. Ya ben niye motor için bir şey olarak hatırlıyorum bunu ya? Şimdi motoru sökmek de istemiyorum komple bilmediğim bir şey için. Evet. Şu an tecrübesizliğimiz bizi eziyor. Kötü bir usta olarak izlenim bırakıyoruz. Müşteri kaçacak mı? Ne olacak? Bir aksiyon müziğiyle gelecek bölüme bırakabiliriz aslında bu şeyi. Camshaft. Camshaft. Bu araba burada kalsın. Şimdi bunun sorunları neydi? Bir ona bakalım. Arka taraftaki aksımız wheel bearing. Hangi teker tarafı? Şimdi ona bir bakacağız bunlara. Examine. Bu tarafta bir sıkıntı var mı? Yok. Evet, bu taraftaki aksımız. Şimdi ilk sorunumuzu bulduk. Burası. Bir de sağ arka teker gibime geliyor bütün sıkıntı. Aynen. Sağ arka tekerle şey diyecek. Bu arada ben inceleme moduna hiç burada başlatmadım. Salaklık ettim. Bir bakayım buradan. Ya benim can gözümden kaçmış bir şey falan var benim. Ben niye böyle oldum ya? Bu motorun içinde ya. Doğru hatırlıyorum. Ama şimdi hiç motoru açmakla uğraşamayacağım. Hiç kusura bakmasın, müşteri biraz bekleyecek. Parça bekliyoruz derim. Yatırırım arabayı bir kenarda. Hiç umurum değil. Şöyle bir daha bakacağım alt kısımdan. Bir vites kutusunun içinde mi kalıyor yoksa diyeceğim de. Yok. Engel blokun içinde değil. Oil filtremiz içinde değil. Şöyle bir daha bakalım. Başımıza büyük bela aldık. Neyse, ben buna bakacağım sonra. Bu kalsın. Bu aracı başlasam mı? Başlayalım. Yayını burada bitirelim. Bir sonraki yayında bu iki aracımızla birlikte işe devam edeceğiz. İlk şunu bitirir verir, sonra bunu bitirene kadar uğraşırım. Biraz da internetten bakayım. Camshaft ne falan diye. Boşuna şimdi sökmeyelim. Zaman harcamayalım. Yani sonuçta bir hedefimiz var. Şimdi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir süre daha devam edeceğiz. Eğer hani yeterince izledik böyle tamirleri, günlük tamirleri derseniz 9000 XP kadar, yani otopark girimi alıp hani kendi araçlarımı yapmaya kadar kendim oynarım. Ondan sonra kayıtmaya başlarım. Hani Wheeler Dealer mantığıyla direkt başlarız. İsterseniz öyle yapalım. Daha da iyi olabilir. Siz bilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.